Başkentte Beştepe'deki sarayın da Söğüt Özü'ndeki AK Parti Genel Merkezi'nin de gündemi tıpkı az önce konuk aldığımız MHP cephesi gibi 7 Haziran seçimlerine dönmüş durumda. Tabii ki farklı konu başlıkları ve bakış açılarıyla örneklemek gerekirse çözüm süreci ve başkanlık sistemi gibi konular bütün yönleriyle, bütün hızıyla tartışılıyor, konuşuluyor. Bu bölümde de AK Parti'den önemli ve değerli bir ismi ağırlıyoruz. İstanbul Milletvekili Metin Külünk'le birlikte. Sayın Külünk, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun efendim, zaman ayırdığınız için. Şimdi akşamüstü Sayın İbrahim Kalın'ın Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü'nün bazı açıklamaları oldu. Dinleyebildiniz mi bilmiyorum ama dedi ki silahlarını bırakarak çözüm sürecinin tamamlanması en büyük hedef. Yani silahların bırakılması lazım bir an önce dedi. Ve Cumhurbaşkanı'nın da çözümün karşısında olmadığını söyledi. Son bir haftadaki açıklamalara baktığınızda bu açıklamayı nasıl okumamız gerekiyor? Yani şöyle daha açık sorayım o zaman. Yani hükümet süreci hükümet yönetiyor demişti Sayın Bülent Arınç. Sayın Erdoğan'ın dediği mi oldu efendim süreçle ilgili olarak? Çözümün mimarı olan Sayın Devlet Başkanımızın çözüm süreci üzerinden kendisine atfedilen her cümle boşa düşer. Çünkü çözümün mimarı o. Evet. Ve beraberinde Sayın Devlet Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi, Yavuz Sultan Selim'den bu yana arada yaşadığımız problemlerin geldiği terör boyutunda terörü nihayetlendirmek ve bu coğrafyada Türk-Kürt kardeşliğini stratejik bir ittifak üzerinden yorumlayan tek lider. Daha önce rahmetli Özal bu konuda attığı adımın bedelini ödedi. Rahmetli Erbakan bu bedeli ödedi. İlk defa bir lider çıktı, bu meseleyi bitireceğim dedi ve bu meseleyi bitirirken Türklerle Kürtlerin kardeşliği ekseninde süreci yöneterek demokratikleşme, zenginleşme ve özgürleşme perspektifinden bir barış sürecinin mimari tasarımını yapan liderdir Sayın Erdoğan. Dolayısıyla son bir haftadır kamuoyu önünde zatallerinin çözüm süreciyle ilgili cümlelerini kendi istedikleri gibi anlayanların aslında durduğu yer çözüm süreci karşıtlığıdır. Sayın Erdoğan değil ama öyle yorumlayanlar mı çözüm süreci? Sayın Erdoğan'ı o şekilde yorumlayanlar çözüm sürecinin karşıtlarıdır. Buradan onlara ekmek çıkmaz. Bu millet çözüm sürecini başaracaktır. Silahlar susacaktır. Silahlar bu ülkenin dışına çıkacaktır. Silahla hiçbir şekilde bu millet korkutulamaz. Silahla bu millet imtihan edilemez. Edilemez. Silahı bırakacak terör örgütü ve bu ülke birlikte bu coğrafyada Türklerin ve Kürtlerin kadim kardeşliğini güncelleyerek bu coğrafyadaki gelişmelere cevap verecekler. Peki efendim, Dolmabahçe'deki o zaman 10 maddelik mutabakat metnini bu gelişmeleri neresine koyacağız? Nasıl yapacağız? Yani, kadük mü olmuştur o? Hayır efendim, madde? Süreç doğal işliyor şu anda. Hı. Şimdi neyi konuşuyoruz biz? Son 30 yıldır cana, mana, mala mal olmuş. Bu ülkenin enerjisine mal olmuş. Ve bizi içimize tutsak etmek için her dönemde kullanılmış bir terör probleminin barış iklimine, barış iklimi üzerinden çözülmesini konuşuyoruz. Bu çünkü bu kadar kolay olmaz ki ama. Biliyorum ama izleme komitesiyle ilgili olarak da Sayın Erdoğan eleştiride bulunmuştu. Dolmabahçe'deki görüşmeler için de aynı eleştiriyi sürdürmüştü. Sayın Erdoğan'ın hassasiyeti ne? Ne efendim? Bazı noktalar var ki bu sürecin devletin belli kadroları tarafından yönetilmesi gerekir. Çünkü sürecin selameti ve başarısı onu emreder. Dolayısıyla sürecin bir bütün içerisinde, yani siyaset ve kamu denklemiyle yönetilmesi gereken bir boyuttaki hadisede Sayın Devlet Başkanımız dikkat çekmiştir bu noktalara. O nedenle bu toplumun hassasiyetlerini dikkate alacaksınız. Bu ülkede şehitler var, bu ülkede gaziler var, bu ülkenin belli bir kesiminin tarihsel birikimlerinden kaynaklanan endişeler var. Bu endişeleri gidereceksiniz. Diğer tarafta terörden bıkmış Doğu ve Güneydoğu insanımız var. Terörden bıkmış, bir an evvel terörden kurtulup Kandil Dağı'ndaki petrolün aranmasını bekleyen, her ilin
bu ülkedeki zenginlikten hak ettiği pay almasını bekleyen insanımız var ve çözüm sürecine büyük destek veren Türkiye'nin doğunun ve batısında olduğu bir süreçte Sayın Erdoğan sürecin daha dikkatli yönetilmesi noktasında hassasiyetini ifade etmiştir. Bundan peki, daha doğal ne var? Sayın Külünk, şimdi kamu düzenine yönelik operasyonlar olarak nitelendirdi İbrahim Bey. Şu anda Doğu ve Güneydoğu'da yaşanan son gelişmeleri, hem Mardin Mazıdağ'daki valilik kararı o vurguda dikkat çekiciydi operasyon, hem de Dağlıca'daki tacize dikkat çekti. Bu gelişmeleri nasıl okumak lazım? Birileri... Çünkü izninizle şunu da hatırlatayım. Şöyle, bu gelişmeleri manidar olarak okuyanlar da var. Şöyle ki, çatışmasızlık aslında HDP'nin lehine doğru ilerliyordu. Fakat bu çatışmanın tekrar başlaması HDP'ye zarar verecektir. Manidar bulanlar bir kere var. Siyaset barış ikliminden beslenir. Peki. HDP siyaset yapıyorsa barış ikliminden beslenerek siyaset yapma şansı vardır. Terörden, silahtan, vandalizmden beslenerek siyaset yapılmaz. Görüyorum ki HDP'de barış sürecinin kararlı bir şekilde işleyişi noktasında Demirtaş'ın mızıkçılık yapmasının dışında HDP'nin tabanı ve HDP'nin önemli bir kanadı barış ikliminden son derece mutlular. Ve de bu barış havasının, barış ikliminin devamından yanalar. Ancak Türkiye'de Kürt meselesinin çözümünden kimler rahatsız? Kimler rahatsız? Bölgede hangi ülkeler rahatsız? Beraberinde yeni bir coğrafya dizaynı söz konusu. Yani aradan 100 yıl geçtikten sonra bir Sykes-Picot yaşama sürecindeyiz. İngilizlerin 1900'lü yıllarda ortaya koyduğu Sykes-Picot anlaşması İngilizlerin emperyalist iddiaları üzerinden konuşuluyordu. Bugün de Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgeye 2. Dünya Savaşı'ndan sonra girişinden itibaren geldiğimiz noktada yeni bir Sykes-Picot ABD'nin menfaatleri doğrultusunda şekillendirilmek isteniyor. Peki. Şimdi bu barış sürecinden kimler rahatsız? Bölgede rahatsız olanlar kim? Küresel iklimde rahatsız olanlar kim? Küresel iklimde rahatsız olanlar özellikle Türkiye'nin son 100 yıllık sistematiğinin küresel denklemdeki karşılığı olan güçler rahatsız. Çünkü Türkiye'nin Lozan Anlaşması'ndan sonra Kürtlerle kurduğu ittifak, evet, Kürtlerle kurduğu ittifak rahatsız ediyor. Şimdi bölgede rahatsız olan ülkeler var, dışarıda rahatsız olan ülkeler var ve terör örgütünün içerisinde barış sürecini berhava edecek, sabote edecek adımları atmaya niyetli olanlar var. Bu son Mazıdağ, Dağlıca'daki gelişmeler provokatiftir. Sabotaj hedefi gütmektedir. Hedefi bu barış iklimini bir çatışma ortamına dönüştürerek seçimler öncesinde Türkiye'yi yeniden kaotik bir ortama buluşturma talebi söz konusudur. Ve provokasyondur diyorsunuz. Ki Kandil'de kendisine gelip giden Türkiye'deki içerideki küresel finans oligarkların aparatı olan paralel yapının kendilerine gelmek istediklerini, görüşmek istediklerini ifade etmiştir. Bu görüşmeden hangi sonucun çıkacağını da kestirmemek mümkün değil. Dolayısıyla bütünsel olarak çözüm sürecinin sabote edilmesi için bir büyük gayretin olduğu süreçteyiz. Öyle okumak lazım diyorsunuz. Şimdi El Cezire Türkiye konuştu Selahattin Bey, Sayın Demirtaş. Dedi ki Recep Tayyip Erdoğan eleştirildiği zaman süreç zarar görüyor deniliyorsa bu bizim problemimiz değil diyor. Eleştirilerimize devam edeceğiz diyor. Özellikle grup toplantısında yaptığı konuşma 2 dakika sürmüştü. Seni başkan yaptırmayacağız şeklinde 3 vurgulu bir konuşmaydı. Ne dersiniz Sayın Demirtaş'ın bu sözlerine? Demirtaş çözüm sürecini sabote etmek için üzerindeki milletvekilliği elbisesi üzerinden her türlü hamleyi yapmaktan geri durmuyor. Niye istesin ki böyle bir şey? Yani çözüm, yani neden istesin? Kimlerle oturup konuştuğuna bakmak lazım. Eğer Demirtaş Anadolu topraklarından besleniyorsa bu cümleleri ifade etmemesi lazım. Ya da Türk-Kürt stratejik ittifakının bu coğrafyada nasıl bir iklim inşa edeceğini biliyorsa, biliyorsa bu cümleleri etmemesi lazım. Eğer bu cümleleri ediyorsa, iddia ediyorsa mızıkçılık yapıyor, oyunu bozmak istiyor. Birilerinin adını oyunu bozmak istiyor. Daha önemlisi
siyaseten İmralı'nın rolünü çalmak istiyor. İmralı'nın rolünü çalmak istiyor. Çünkü İmralı'nın bu konuda ortaya koyduğu demokratikleşme perspektifinde durduğu yer karşısında Demirtaş sahip olduğu koltuğun etkisizliğini gördüğü için kendi etkisiz elemanlığını etkili hale getirmenin tek yolu olarak çözüm sürecini sabote etmekten geçtiğine inanıyor. Dolayısıyla Sayın Devlet Başkanımıza karşı söylediği cümlelerin hepsi yakışıksız cümlelerdir. Sayın Erdoğan bu coğrafyada son 12 yılda Türkiye'yi getirdiği nokta itibariyle evet. Türklerle Kürtlerin stratejik ittifakını güncelleyen liderdir. Nasıl Yavuz Sultan Selim Han Mevlana İdrisi Bitlisi ile kurduğu ittifak üzerinden Kürt kardeşlerimize Şah İsmail'in zulmü karşısında birlikte olmayı başardı. Bugün de Sayın Erdoğan bu coğrafyada Kürtlerin de lideridir. Altını çizerek söylüyorum. Kürtlerin devleti Türkiye Cumhuriyeti devletidir. Kürtlerin de lideri Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bugün Diyarbakır'a gidip yüksek sesle bu ülkenin kardeşliğini konuşabilen Sayın Erdoğan, İzmir'e de gidip bu ülkenin kardeşliğini konuşabilen Türklerin ve Kürtlerin lideri olan bir Sayın liderdir. Gürünk, birçok araştırma şirketi diyor ki bu seçimde HDP ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin oyları yükselecek. Bunu da işte çok iddialı bir şekilde söylüyoruz diyenler var. Ama işte HDP'nin barajı geçemeyeceği çok sınır noktası olacağını söyleyenler de var. Ama ben MHP'ye geçmek istiyorum. Şimdi Milliyetçi sağ oyların size gelen, Milliyetçi AK Parti'ye gelen Milliyetçi sağ oyların işte MHP'ye doğru kaydığı şeklinde çok ciddi şekilde yorumda bulunanlar var. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Niçin gidiyor mu? Zorlama. Öyle mi? Çünkü yoğun bir şekilde AK Parti'nin evet. liderimizin 400 milletvekilliği çıtasını önümüze koyduğu andan itibaren muhalefette bir panik başladı. Hı hı. Zorlama derken bana mı dediniz? Yok size değil. Hayır. Muhalefet mi? Yani kamuoyu araştırmaları üzerinden bir anladım zorlama yani. Zorlama iktidar arayışı var. Yani sorularıma yok. Yok hayır. Güzel bir Zorla muhalefeti iktidar yapmak istiyor kamuoyu araştırma şirketleri. Evet. Yani çünkü Türkiye'deki muhalefetin gericiliği söz konusu. Yani hala bu muhalefet 40 yıl öncesinin muhalefet anlayışına sahip. Yani kendini yenilemeyen, yeni dünyayı anlayamayan, coğrafyayı anlayamayan, Türkiye'nin geldiği noktayı anlayamayan bir muhalefet anlayışı söz konusu olduğu için evet. AK Partisiz bir Türkiye'yi, Erdoğansız bir siyaseti hedefleyenler de canhıraş kamuoyu şirketlerinin ipine sımsıkı sarılıp zorla bu partileri pudralayıp milletin önüne çıkarmak istiyorlar. Ya bu zorlu olmaz. Milliyetçi oylar AK Parti'den gitmeyecek diyorsunuz. Hayır, gitmeyecek. Çünkü önce bu millet neyi istiyor onu bakalım. Bu millet demokrasi istiyor. Bu millet zenginlik istiyor. Bu millet özgürlük istiyor. Bu millet bütün bunları Anadolu'nun köklerine dönerek başarmak istiyor. Bunların hepsi AK Parti'de. Bunların hepsi yani klasik dar alan milliyetçiliği yaparak Türk siyasetinde ancak kenar partisi olabilirsiniz. Ki Milliyetçi Hareket Partisi'nin kendini konumlandığı yerde o. Buyurun bakalım. 12 yıldır AK Parti iktidarı, 81 ilde milletvekili çıkaramadığımız 2 ilimiz var. Örgütümüz olmadığı hiçbir yer yok. Sayın Devlet Başkanımız ve onun emaneti olarak görev devralan Genel Başkanımız ve Başbakanımız Türkiye'nin dört bir tarafında dolaşabilirken Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri ve Sivas'ın ötesine geçemiyor. Peki, şimdi ben Cumhurbaşkanı diyorum deminden beri, siz devlet başkanı evet. diyorsunuz. Dolayısıyla çok net bir şekilde anlaşılıyor ki başkanlığı destekliyorsunuz. Ben başkanlık sistemini çok açık bir şekilde savunan evet, bir insanım. Biliyorum. Şimdi başkanlık sistemiyle ilgili olarak seçim bildirgesinde nasıl yer alacak? O soru bugün bazı köşe yazarları tarafından dillendirildi. Çok net bir ifadeli yer almayacağı belirtildi. Sayın Erdoğan'ın 400 vekil talebi olduğunu biliyoruz başkanlık sistemine geçmek için. Bunun biraz zor olduğunu söyleyenler var. Yani 400 vekile nasıl ulaşacaksınız? Ve başkanlık sistemine Sayın Davutoğlu meydanlarda güçlü bir şekilde dillendirecek mi? Bunu destekliyor mu efendim? Ben başkanlık sistemine inanan bir insanım. Yok, ve farkındayım. Ben Sayın Devlet Başkanımızın da başkanlık sistemi üzerinden Türkiye sistematik bir dönüşüme
kavuşmasını canı gönülden isteyen birisiyim. Evet. Çünkü Türkiye'de sistem tıkandı. Bu sistemle gelebileceğimiz son nokta bu. Bakınız, coğrafyamızda her gün bir de gelişme var. Farkında mıyız Yemen'de ne olup ne bitiyor? Amerika-İran ilişkilerinin farkında mıyız? Birileri bize biz Kürt kardeşlerimizle stratejik ittifakımızı kuvvetlendirdikçe birileri bize sizi Orta Doğu'ya çıkartmayız mesajı veriyor. Birileri Türkiye'ye Mısır'da halkın seçtiği bir cumhurbaşkanını askeri darbeyle alaşağı ederek sizi Orta Doğu'ya çıkartmayız, Orta Doğu halklarıyla sizi buluşturmayız mesajı veriyor. Hı hı. Suriye'nin kuzeyinde yeraltı kaynakları ciddi anlamda rezervler ortaya çıkıyor. Birileri de bize süratle çözüm sürecini sabote ederek içeri sıkıştırmak istiyor. Türkiye'nin içine sıkıştırmak istiyor. Muhalefette sürekli sokaktan beslenerek, vandalizmden beslenerek, kaostan beslenerek iktidar devşirmek istiyor. Şimdi bu sistem kimse buraya... orada aslında başkanlık sistemiyle ilgili genel anlamıyla bir eleştiride bulunulmuyor. Yani kontrol... Erdoğan olmasın. Hayır. Erdoğan olmasın, denge, kim olursa denetleme, olsun. Denge denetleme mekanizması nasıl kurulacak? Denge denetleme mekanizması başkanlık sisteminde çok daha güçlü. Hayır, Türkiye'nin yani Ankara'da önerilen Türk tipi başkanlık sisteminde denge denetleme çok fazla yok. Eleştirileri yapılıyor ya. Ve şunu da sorayım araya girmemek için. 400 vekili gerçekçi buluyor musunuz siz? Ben 400 vekili gerçekçi buluyorum. Niçin? Çünkü AK Parti'nin durduğu yer itibariyle bu ülkedeki sosyokültürel, sosyoekonomik karşılığı %70'tir. Sahip olduğu değerler, siyaset yapma biçimi ve 12 yıllık iktidarı döneminde başardıklarıyla bu halkın, Necip milletimizin %70'inde karşılık bulma şansına sahip olan bir siyasal harekettir. Peki. Buyurun, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Sayın Erdoğan'ın aldığı oy oranı %52. Tek başına girdi ve %52 oy aldı. O nedenle ben 400 milletvekilliği hedefini gerçekçi buluyorum. Ama tabii ki bu hedefi başaracak dinamizm, heyecan, bu dinamizmin projelerle güçlendirilmesi ve güncellenmesi... En önemlisi AK Parti 12 yıllık iktidarından sonra kendi yenilenmiş yazılımını milletimizin karşısına çıkaracak. Seçim bildirgesinde olacak mı başkanlık? Tabii yani olacak. Tabii ki olacak yani. Evet. Çünkü ben şunu açık söyleyeyim yani. Ben bütün süreçleri Sayın Erdoğan üzerinden okuyan bir adamım. Dolayısıyla benim için Sayın Erdoğan bu ülkenin önümüzdeki 100 yıllık süreçte devlet aklının yenilenerek Türkiye'de sistemin dönüştürülmesi noktasına liderlik eden bir şahsiyettir. Peki. Nerede olduğu benim için bugün devlet başkanlığı makamındadır. Dolayısıyla Sayın Erdoğan dönüştürücü bir liderdir. Peki. Onun için başkanlık sistemi noktasında hiç tereddütsüz ben mücadelesini veren bir adamım. Pazar günü de Ağrı'da konferansım var başkanlık sistemiyle ilgili. Peki Sayın Külünk, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Geldiğiniz için. İstanbul Milletvekili AK Parti'nin Sayın Metin Külünk'le birlikteydik. Akşam raporuna şimdi biraz ara veriyoruz. Daha sonra tekrar birlikteyiz.